Birçok bilgi var. Biri de sokak hayvanlarının taşıyıcı olduğu ve virüsü insanlara bulaştırdığı söylenisi. Çok dikkat çekerek, altını çizerek söylüyorum. Bu sadece bir söylenti. Kanıtlanmış hiçbir veri yok. Ancak o söylentiye inanan çok. Evcil hayvanlarda araştırıldı, gösterilemedi virüs. Koronavirüsü hayvanlardan bulaşır mı? İşte bu iddia şimdilerde yeniden gündeme geldi. Hayvandan insana geçmez. Tartışmayı başlatan Diyarbakır Sur'da Kozan Köyü Camisi imamının Kürtçe sokak hayvanlarından koronavirüs geçebileceği yönündeki anonsuydu. O imam doğru bilgilendirme sonrasında özür diledi ama kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgi pek çok hayvanı zor durumda bıraktı. Tepelerden 15-20 köpek, canlı köpek indi. Besleyenler oraları atmış olabilirler. Çünkü içlerinde huskiye benzeyen vardı. Yani ırk hani özellikleri olarak kurda benzeyen vardı. Onlar şanslı olanlardı. Terk edilmiş de olsalar en azından hayattaydılar. Kimi hayvan sahipleri evcil hayvanlarını sokağa bırakmaya başladı. Bu virüs ailesinin içine farklı farklı koronavirüs alt tipleri var. Bunlardan bir alt tipinde hayvandan hayvana bulaşan bir koronavirüs var. Dolayısıyla sizin kediniz koronavirüsle enfekteyse diğer kediye bulaşabilir ama asla size bulaşmaz. Ama asıl yürek burkan haber Ankara'dan geldi. Başkent Ankara akıl almaz bir vahşete ev sahipliği yaptı Gölbaşı'nda. İşte tam da bu noktaya öldürülen 20 köpek çuvallarla bırakılmış halde bulundu. Helak etti yani. Her taraf köpek ölüsü dolu. Olayı fark eden çevre sakinleri vakit kaybetmeden ekiplere haber verdi. Ekipler geldi. İlk incelemelerin ardından hayvanların cansız bedenleri bu alandan kaldırıldı. Akıllardaki soruysa bu vahşeti kim, neden yaptı? Değişik zamanlarda atılmışlar. Hepsinin kollarında intraket serum izi var. Olayın yaşandığı güzergah üzerinde bulunan sitelerin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler vahşete imza atanları yakalamak için çalışma başlattı.